Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Logic Bomb adlı konuyu ele almaya çalışacağız. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. Şimdi Logic Bomb aslında Türkçesi yazılım bombası olarak geçer. Biz bunu daha çok zaman bombası olarak görürüz. Belli bir zamanda, belli bir saatte, belli bir dakikada harekete geçer. Daha çok işletim sistemindeki bilgilerimizi siler ya da değiştirirler. Bunu belirlemek gerçekten çok zordur çünkü belirli bir zamanda mesela şöyle diyelim, saat şu an 5, mesela saat 17.02'de bir zaman bombası hazırlamışlardır, yazılım bombası. Bunu harekete geçireceklerdir ve bunu belirlemek gerçekten çok zordur. Biz bunu daha çok, yani bunu daha çok kimler yapar? Daha çok işten kovulmuş kişiler bu hatayı harekete geçirirler intikam almak için. Aslında bunu önlemenin tek yönü alarm kormadır. Bu ne demektir? Mesela IDS, IPS bunları belki de sistemimizde herhangi bir değişiklik olduğu zaman ya da herhangi bir user sistemimizi değiştirdiği zaman ya da bilgilerimizi sildiği zaman IDS bunu şey edebilir, belirleyebilir. Öte yandan Security Information Event Management, yani bilgi güvenliği ve olay yönetimi de bunu belirleyebilir. Şimdi Logic Bomb'un aslında güzel örnekleri vardır maalesef. Dediğim gibi bu bir yazılım bombasıdır. 2013 Güney Kore'de belli bir zamanda, belli bir tarihte, belli bir dakikada meydana geldi. Yaklaşık 1400'den fazla ATM maalesef patladı diyelim aslında. Bunu aslında bir Güney Kore Bankası'na karşı yapmışlardı. Öte yandan dediğim 1400'den fazla ATM'yi patlattılar ve Güney Kore Bankası zararlarının ne kadar olduğunu maalesef söylemedi. Teşekkür ediyorum. Herkese kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.